Selamlar. Yaklaşık 1,5 senedir süren Alaska'nın yapım aşamasının son bölümüyle sizlerleyiz. Bir süredir yaptığımız son eklemelerin hepsini sizinle paylaşacağız. Bunun yanında yeni yılda karavanımıza yaptığımız yenilikler gibi kendimize de yenilikler ekledik. Onları da sizinle paylaşacağız. O zaman hazırsanız videomuz başlasın. Keyifli seyirler. Slowing down to hold my hand, richer than a hundred grand, you're worth every second I could spend. Don't know what the future holds, but we'll always have our songs, and you'll always have a person to call home. Şimdi öncelikle kendimize eklediğimiz yeniliklerden bahsedelim. Sonra Alaska'ya yaptığımız son dokunuşlarla devam edelim. Öncelikle Ocak ayının başından itibaren her gün sabah erkenden saat 7.30'da kalkmaya özen gösteriyoruz ve ondan sonrasında da yatmıyoruz. Erken başlamayla beraber de kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bunun yanında sabahları kalktıktan sonra da 10.000 adım atma hedefi koyduk kendimize. Her gün 10.000 adım atmak için yürüyüşlere çıkıyoruz. Çok güzel yürüyüşler yapıyoruz. Hatta bazen dönüşte evde spor yaptığımız günlerde oluyor. Sonrasında tamamen sağlıklı beslenmeye geçtik. Hatta Ümit çayına şeker atmayı bıraktı. Düşünebiliyor musunuz? Gerçekten benim için en zorlayıcı şeylerden biri oydu. Çünkü hayatımda hiç şekersiz çay içmedim. Çok manasız geliyordu. Herkes de bana dedi ki dene bak çok seveceksin. Çok sevdiğimi söyleyemem ama şekerli çayı artık sevmediğimi söyleyebilirim. Onun yanında beyazlarımı terk etmiş oluyoruz. Evet. Un, şeker, tuzu azalttık ve paketli gıdayı tamamen bıraktık. Bu bize çok güzel hafiflik sağladı. Daha zinde hissediyoruz kendimizi. Meğer onlar yükmüş bize, onu da anlamış olduk. Evet, enerjimiz daha çok oluyor. Tabii sadece bedenimize değil, gelecek hayallerimize de yatırım yapmaya karar verdik. Bu yıl açıkçası eski biz olmayacağız. Çünkü bu yılı kendimizi yenileme üzerine planladık. Aslında uzun zamandır planladığımız ama bu konuda bir türlü harekete geçemediğimiz bu İngilizce öğrenme konusunda kesin kararlıyız. Benim 2024 hedefim kesinlikle İngilizceyi öğreniyorum. Benim hedefim de hem telaffuzumu geliştirmek hem de İngilizce konuşurken üzerimdeki o çekingenliği atmak. Hem de Open English'deki %60 indirim fırsatıyla. Open English'te 7/24 online ve canlı derslerle ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bol bol konuşarak İngilizce pratiği yapabiliyorsunuz. Gündelik iş İngilizcesi öğrenme, telaffuz aracıyla telaffuzunu mükemmelleştirme, kelime dağarcığını geliştirme, okuma yazma dinleme becerilerine yoğunlaşma gibi daha birçok şeyi dershane ortamının sıkıcılığında değil de interaktif ve eğlenceli egzersizlerle böyle klişe olmayan yollardan öğrenebileceğiz. Ocak ayının ilk günleriyle başladığımıza göre hedefimiz 2024'ün sonunda çatır çatır İngilizce konuşmak inşallah. Siz de kendinizi yenileyerek yepyeni kapılar açmak istiyorsanız en doğru zaman bu zaman. Yılın ilk aylarında İngilizce öğrenmeye başlarsanız yıl sonunda hepimiz akıcı bir İngilizceye sahip olacağız. Artık yorumlarda da İngilizce yazışmaya başlarız. Biz yeni yıla başlarken yenilenme enerjisiyle doluyuz. Size de bu enerjimizden bulaştırmaya geldik. Siz de İngilizcenizi geliştirmek için Open English'te sınırlı bir süre için geçerli %60 indirim için linkteki formu doldurup hemen kaydolabilirsiniz. Bunun yanında başka neler yaptınız derseniz, Hasibicim aslında yatarken sürekli kitap okur. Onun kitap alışkanlığı vardır ama ben eskiden okurdum ama şu karavan yapımlarıyla falan bir dönemdir okumuyorum. Bunu tekrar kazanmak için gündüzü çektim. Hasibe gece yatarken okuyor. Ben de işte o yürüyüşten geldikten sonra kahvaltımızı yapıyoruz ve bir kitap okuma zamanı ayırdım kendime. Bu sırada da okuduğum kitaplardan da başlarda tam istediğim kıvamda kitaplar yakalayamasam da kendimi zorladım. Şimdi artık yavaş yavaş kitap okuma isteğim var yani. Hani o zaman gelsin ve kitap okuyayım diyorum. Buna ek olarak film izlemeye birlikte gayret ediyoruz. Telefonlarımızın ekran süresini daha kontrollü kullanmaya çalışıyoruz. Ki, en önemlisi o. En önemlisi. Biraz daha böyle kendimize doğru yatırım yaptığımız 2024 hedeflerimiz de bunlar üzerine oldu. Ve şu an her şey gayet çok iyi gidiyor. Bunun haricinde tabii ki karavan yapım için her gün çalışmaya çıktık. Karavanımızda ne gibi yenilikler yaptık? İsterseniz bu zamana kadarki yaptığımız yenilikleri hızlıca anlatalım. Sonra da canlı canlı neler yapacağız ona bağlanalım. Ya bu da zaten Alaska'nın son halleri. Artık zaten bundan sonra yapım aşamasından video olmayacak. Sıradaki video karavan turu videosu olacak. Yani biz yerleşiriz sonra karavan turuyla geri döneriz diyoruz. Hadi bakalım neler yapmışız neler bakalım. Neler yaptık acaba? Öncelikle banyo tuvalet kısmındayız. Tuvalette ne gibi yenilikler yaptık hemen gösterelim. Burada artık bir musluğumuz. Sen
önce musluğun güzelliğine bak ya. Hasibe neden buradan uzanıyor böyle derseniz de buraya da sıvı bir membran diye bir malzeme var. Ondan sürdük. Henüz tam kurumamış mı? Kurumuş aslında da. Ve de basmayayım. Evet, bir gün daha dursun tam kurusun aynen dedik. Ya musluğumuz şey musluğu gibi değil mi? Zengin. Ya birinin evinde görsem vay falan olurum. Bizde de böyle bir musluk olunca çok garip geliyor. Bu musluk üstten şelale gibi akıyor. Zaten karavan turunda onu akıtırken de görüyorsunuz. Şimdi soğuklarda donmasın diye su koymadık. Bu seramik lavabomuzu biliyorsunuz Elif Acar yapmıştı bize özel. Aynen. Zaten özel olduğunu, duvar kağıtlarımızla aynı renk olduğunu görüyorsunuz. Zaten şunun kapağı şurada duruyor bu arada. Evet, o çünkü tuvaleti bağlayacağız bugün evet artık. Bu hortumlar, giderler, gelirler hepsini bağladık zaten. Evet, burası tamam. Hemen bu tarafı da geçelim. Şimdi burada Ümitciğimin özellikle aşırı beğendiği bataryamız var. Şimdi biz bu bataryayı 16-17 bin lira falan galiba bu batarya. Sanırım bu teşhir ürünü olduğu için aşırı ucuza bulduk. 3,5'a mı bulduyduk? Evet, öyle bir şey. Yani yine normale göre pahalı ama bizim istediğimiz modele göre lavaboda da bol kullanmıştık. Bu bataryamız da yine aynı şekilde oldu. Ya batarya çok güzel ama bu kadar pahalı bir bataryayı bu kadar ucuza bulmuş olmamız bizi aşırı mutlu ediyor. Banyo bataryamızı da takmış olduk. Artık yukarıdaki su tesisatı tamamen tamamlanmış oldu. Evet. Biliyorsunuz arka balkonumuzu manuel açıyorduk. Ona da vinçli sisteme çevirdik şöyle. Kaç saniye oldu bilmiyorum. Onu videodan bakıp buraya yazarım. Süresi ne kadar ama... Ben söylemiştim. 30 saniye sürüyor galiba. Bilmiyorum. Onu artık videoda şimdi altta siz zaten görüyorsunuz. Biz de görmüş olacağız. Tabii bu bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Hem üzerinden de kontrol var hem uzaktan da böyle kontrol var. Elimizde kaldırmaktansa bu bizim işimizi en çok kolaylaştıran şeylerden biri oldu. Evet. Tabii görseli bozmamak için de böyle vinçi saklı takmaya çalıştık. O biraz uğraştırdı bir ama... Bir kere vinç de çok büyüktü. Yani bizim evet oradaki alanımız için de çok büyük bir vinçti. Yine de aşırı başarılı. O zaman sıradakine geçelim Masibe'cim ya da dur sen hadi içeriden kapat. Ben kapatayım şeyi. Evet, ondan sonra balkonu geçelim. Zaten balkon korkuluklarının nasıl açılıp kapandığını biliyorsunuz diğer videolardan. Bu da işte böyle. Şimdi aşağı inelim. Mevsimden ötürü aşırı yoğun yağışlar olduğu için su kaçakları oldu tavanda ve Ümit'cim 3 gün boyunca tavanda gezdi ve bütün o su girebilecek her noktayı Dyson'ladı. Aslında tek parça yapmıştık tavanı ama onun birleşimlerinden bile su çok acayip bir şey sızıyor. Hele özellikle karda hemen önlemini aldık artık girmiyor. Çok evet, şükür. Çok şükür. Şimdi burada ise biliyorsunuz burası profil halindeydi. Hasibeciğim ben şöyle geçeyim içeri. Buralar profildi, yerler gözüküyordu. Evet. Tabii bunlar açılır şekilde tekrar yapılması lazım ki motora ulaşmak veya burada gerçi diferansiyel şanzıman var onlara ulaşmak adına. Akülerin sigortası yukarıdaydı, onu sigortasını ekledik. Aküler buradaydı biliyorsunuz, onu da kapalı dolaba aldık. Buraya da bir bagaj alanı yaptık. Yani ne bagajı burada? Takımdı, takla vattı, onun gibi böyle malzemeleri de bunun altına yerleştireceğiz. Burada da su giderlerini bağladık. Bunlar da çok uğraştırıcı. Evet ya, bu da çok uğraştırıcı işte. Bunların ikisini de ayrı ayrı giderlere bağladık ve açtığımızda Sibe'cim foşur foşur boşalacak. Hani yana kadar getirmeye çalıştık ki buradan ulaşımı kolay olsun böyle kapağı açalım boşaltımını rahat rahat yapabilelim diye. Buraya biliyorsunuz bisikletlerimizi yerleştireceğiz. Elektrik bisikletlerimizi. Onun da ölçümlerini yaptık. Çok rahat bir şekilde buraya sığıyor. Karavan turunda buradan çıkarırız bisikletleri görürsünüz. Ufak tefek yapacağımız bir şeyler daha var. Şöyle bisikletleri buraya koyduğumuzda şurası boş mesela Sibe. Şuraya bir üst raf yapıp buraya böyle sandık kutular koyup hani ıvır zıvır. Ne kadar depolama alanı o kadar iyi. Zaten tabii yani bir insanın evinde hani garaj alanı olur gibi geliyor bana. Evet. İlla bir şeyler konulur. Böyle. Burada ufak tefek eklemeler daha yapmışızdır ama aklıma gelenler şimdilik bunlardı. Son olarak da buradaki gördüğünüz üzere bu kapak biliyorsunuz dikeye dönmüştü. Benim çekizim kediyi çekti. Kediyi çektim pardon. Bu kapak yeşildi. Griydi. Onu yeşile çevirdik artık elimizle evet rütuş yaptık. Güler Yüz'de bunu değiştirmişlerdi içindeki o demirleri. Evet bu kapağı da böyle alimlik buna çevirdik ve boyadık. Çevirmedik. Çevirilmişti zaten. Boyamış olduk. Böyle bunun gibi böyle arabanın dışında yapılacak şeyler vardı. Mesela şuraya böyle bir balkon gibi koyduk. Uzayıp kısalabilen, istediğimizde oradaki su birikintisini böyle dışarı atabileceğimiz şekilde. Bunu delip arabanın içinden alta vermeyi düşünüyorum ama delecek bir delikanlı var. Hiç gerek yok. Çünkü otobüsün saçları delinmiyor. Bu böyle durur. Durduğumuzda biz bunu dışarı böyle atarız. Onun haricinde buralara böyle gördüğünüz gibi bagaj
motor kaputu daha rahat açılsın diye böyle bir tutamaçlar yaptık. Çünkü şu yetmiyordu. Evet. Daha iyi oldu. Şu yanlarda gördüğünüz beyazlar bizim kış bahçemizin yanlarının geçeceği yerler. Raylar. Raylar evet. Gibi. Şurada ya, raylarımız gördünüz mü? Bunun gibi daha birçok bir sürü şeyler yaptık ama bu süreçte gördüğünüz üzere bunu yaparken çeksek çok keyifli değildi. O yüzden bir kısa ara verdik. Özleştik açıkçası. Ama bu hafta yine böyle keyifli ve görüntüsü güzel olacak inşallah işler yapacağımız için. Artık biz üstlerimizi değiştirelim, kıyafetlerimizi giyelim. Evet, çalışma modumuza geçelim. Evet, çalışma modumuza geçelim ve çok güzel bir şey yapacağız. Hazırsanız başlasın Masifeciğim. Başlasın. Haydi o zaman ışınlıyorum. Masa ayaklarımız hazır. Tornadan jilet gibi çıktı. Böyle bir model yaptırdık. Şimdi tahtalarını biz kesip birleştireceğiz. Güzel bir masa inşa edeceğiz. Masayı da kendimiz yaparız Masifeciğim. Çünkü çok özel bir ölçümüz var. Yoksa hazır da alınabilir belki ama orası çok ufak bir alan. O ufak alanı güzel ahşap bir masa yapalım istedik. Evet. Onu da yapalım ve bunu da deneyimleyelim. İleride masayı da kendimiz yaptık diyebiliriz. Şöyle bence yani en kolay, en keyifli işlerden biri olabilir diğerlerine göre yani. O yüzden yapmayı çok isterdim zaten. Keşke bunlardan bir tane daha fazla yaptırsaydık da otobüse koyardık. What's good, these wigs getting split. Man better breathe and sprint. It's long if I choose to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and it is. I make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to the kid. Shout out Skull and I'll slap out wigs. Even seeing X's with your eyes closed. Don't move past girls behind your eyelid. Bars and flows, check out their mix shot. Tell them man can't handle the fixture. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wick me. I'll tell my man put down the liquor. I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back. So now I'm a problem. They can't land on my pole or column. Living kiddie taking lives, I'm taking souls. Can see mine's never been stolen. I take heads off, I leave them rolling. Just like balls in bowling. I'm a fully charged in a machine like. Man better be careful of me. I ain't just another MC. I'll spin your clock 360 degrees. Flat line on set. Melody that to see she got a rating. But watch that decrease. Watch your whole team get smashed to pieces. Don't puff out your chest like Reese's. Bizim afiyet olsun. Masaya oturmuşsun. Evet, yemeğe başladım. Sizi beklemedim. Kusura bakmayın. Çok güzel gözüküyor masa buradan. Ya bir şey değil mi? Ben yine dedim ki biz bu kadar güzel yapamayız. Hani böyle normalde oymalı masalar var ya, böyle ayakları tornavalı. Allah'ım çok güzel oldu. Burada küçük küçük çekmeceler olacak. Masanın üstüne koyacağımız tablayı sıkmak için şu çıtaları koyduk. Evet. Yani şuradan buralardan sıkacağız. Yukarı doğru sıkılacak. Karşı dikler de. Hem birincisi bence bu masayı sağlamlaştırdı. Evet. Hem de en önemli özelliği buralara çekmece rayları gelecek. Çekmece raylarını bağlayacağız. O çekmece yanları olmuş olacak onlarda. Evet. Buraya da böyle iki tane tatlış bir çekmece yaptık. Bir şeyleri koyarız buraya. Evet, masacı olalım mı be? Hafif böyle ufak zımparaları, yağları, bilmem neleri oldu mu? Bunun ne kadar güzel olacağını düşünebiliyor musun? Evet, yani yağlandığı zaman falan çok daha güzel ortaya Allah çıkacak ya. Ben de inanıyorum. Böyle bir masaya arkadaşlar, biz araştırdığımızda fiyatları ortalama en düşüğü yani düz ayaklı 4000 lira falandı. Videonun sonunda maliyetini söyleyeceğiz size. Ne kadara mal olmuş. Ona göre siz de evinizde böyle bir masa ihtiyacınız varsa ne kadara nasıl yapabilirsiniz onu da öğrenmiş olacaksınız. Bizim tornacı gibi bir adama ihtiyacımız var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani hazır ayaklar da keresteciler de var. Doğru. Hazır da alıp bizim gibi tık 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 toparlayabilirsiniz. Doğru ya. Evet. Hazırları var bunların. Bakalım evet. Maliyet ne olacak? En sonunda göreceğiz. Hadi bakalım. Görüşürüz marangozcu ustam Hasibe Hanım. Ustam. Görüşürüz ustam. Bugün masayı bırakıyoruz artık. Biz gidelim devam edelim. Siz zaten onların muhtemelen videonun başında neler yaptık tek tek sırasıyla anlattık. Bunu canlı canlı izliyorsunuz. Aynen.
beyaz boyadık ama hasibecim kremleşecek dediler ama bu bayağı koyu kremle doğru gidiyor. Şuraları böyle yamuk yamuk gibi olmuş ama rengini çok beğendim. Ya en azından siyahtan daha güzel duruyor. Ben çok beğendim ya. Keşke sobanın rengi de buna dönse. Bu arada masayı da buraya çıkarttık. Burada nasıl olur diye bir de buraya da bakalım dedik. Belki arada burada yemek yeriz. Biraz olmaz koltuklar mı? Buna göre alçak kalıyor. Biraz yani koltuklar evet alçak olmuş. Oturma neyse yerini ona göre yapalım. Sehpa yaparız ya. Burada güzel bir şey yaparız. Başka bir şey yaparız. Başka bir sehpa fikrin vardı senin. Evet evet. Biz onu çok güzel yaparız inşallah ya. Tabii balkonda zaten kullanacağımız ayrı bir masa var. O biraz alçak ki o buraya daha uygun olabilir. Eğer arasına yeterse şu araya olursa. Geniş gelebilir belki bilmiyorum. Sesi duyuyor musunuz ya? Çıtır çıtır. Sobanın da ayrı bir keyfi var. Bu soba da yanınca yalnız gerçekten müthiş bir görüntüsü oluyor ya. Ya bir de şey çok güzel ya. Herhalde borusu çok yakın ve çok büyük diye. Evet. Abi kapağını açınca bile şey yapmıyor. Benim tütmüyor ya içeri. Pervane koyduk ya bir de yukarıya bak. Pırıl pırıl dönüyor orada. Buradan gözükmez de. O çok hoşuma gitti yani. Kapağını açınca normalde içeri duman giriyor ya. Onu sevmiyordum. Bu çok iyi oldu. Şu anda götürelim bir masayı. Orada da gösterelim. Götürelim hadi. Diyor. Masamızın yeri de aşağı katta böyle. Ey Allah tam bunu rızasına yapmışız ya. Sanki ölçmemişiz cesine. Şöyle karşılıklı yemek yiyeceğiz diyorduk ya. Yani şuraya 2-3 kişi karşıya belki oturanları düşünün. Bir de bu tarafa oturanları. Neredeyse şuraya bile... ya orası buraya geçiş olarak iyi olur. Aynen geçiş oldu. Yani illa ki çıkmak falan isteyen değil de geçilir. Hem tek kapıyı kullanırken o kapıyı da iptal etmene gerek. Bence burada durabilir mesela bu. Evet. Biz normalde tek kapıyı kullanırız. Yok be şurada da durabilir. Yani hani bazen durabilir yani hani durmaz diye bir şey yok. Kapıyı aynen kullanırken kapıya engel değil. Şöyle bir şey aldık. Sıvı cam denen olay. Çeşitli markaları var ama biz bunu kullandık. Diğerleri de yapar mıydı? Yapabilirdi. Yapamazdı. Biz markaya Instagram'dan sorduk. Markanın cevabı şöyle. Hava akımı yapmış. Karavanda neyin hava akımı? Ne? Kapalı her yer. Ya ama keşke işte uğraşmak istemedik. Sökmediğim kesin bir yer olsa bak. Heh, şuralarda görebilirsin. Böyle şey elini sürdüğünde de pıtır pıtır bunları ya hissediyorsun. Ortaya toplandı. Kenarları boşaldı. Böyle bir boş boş oldu. Asıl dolması gereken yerler buralar. Hiç evet burada yok. Buraları kapladı. Derinden bütün koşulları uyguladık arkadaşlar. Evet 24 saat bekledik. Kurudu. İkinci katı tekrar sürdük. Her şey çok uygundu. Şuralarda yani böyle. Hadi diyorlar. Onu aldık. Evet. Hepsini yaptık ama yok. Sonra Hasibe dedi ki bu tezgahlar mahvoldu. Böyle pıtır pıtır elime gelir. Ben gıcık olurum dedi. Bir de nasıl biliyor musun? Şöyle yapınca sökülüyor. Hasibe'cim yaptığı gibi soymasında da kendisi uğraştı. 3 gün ben buraları kazımayla uğraştım. Evet. Annem bir kısmında yardım etti. Böyle bir eziyet da, türü olamaz. Bu da bizim kaderimiz herhalde. Her işi iki kere yapmadan rahat edemiyoruz. Maalesef. Yani sıvı cam uygulayanları da izledik arkadaşlar. Hep mutfak tezgahına yapıyorlar. Ama nasıl ya? Ne oluyor biliyor musun? Altına bunun bir boyası var. Boya ile rengini değiştiriyorlar. Mermer desen falan bir şeyler yapıyorlar sahte. Ha. Sonra bunu kaplıyorlar. Demek ki boyanın üzerine tutunuyor belki de. Like crazy, everybody's trying to steal my lady. Hadi. Spiders in the mirror and fans can be right. Body, kar nasıl kar? İlk defa karla tanıştık body. Body. Spear drinkers cupid and the sound of her first time. And why did you argue? Karavanda çalışmak için ne kadar güzel bir hava. Alaska'mız ilk defa karla tanışıyor ama sadece karla tanışan Alaska değil. Hody de ilk defa karla tanıştı. Keyifli bir görüntü ama tabii soğuk da bir gün. Soğuk soğuk. Biz ama böyle biraz çalışacağız bakalım bugün. Masamızın üst tablasını birleştirmeye çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Hadi. Things down when I want them to race. Catching up again when the cherry to chase. Feels like we're playing space. Always find a way to make out right. Even when we're such a fly. Even when things just run high. You gotta soften up your sleeves, girl.
have a night, babe. We're dreaming of those eyes. Best part of my life. Because when we club, babe, we don't make a sound. Clock won't turn around. Dur, önce otursun, bakacağız. 25,5 süper. Burası zaten 41'e yakın. Tamam. Bu tamam. Bunun aynısından bir tane daha 25,5 olacak. Yirmi beş buçuk. Al. 25,5'e bir nokta at bakalım. Kaç kesiliyormuş? 3.7. 3 daha eklersek, bu tarafa doğru kesersek küçülüyor muydu? 2.5 mu kesecektik? Evet öyleydi. 3.7. 4 diyelim, 2 ekleyelim. 6. 6'dan çiz bakayım sen. Dur yok, 6 değil. 2.3 oluyor o zaman. 6.3 yap. Yo, o zaman da kaç oluyor? 6.7 gibi bir şey. Dur, 3.7. 4.7. 5.7. 6.4. 4. Çaylar gelmiş. Ne çayı bu? Rooibos, kakao, gül var içinde. Hatırlamıyorum yani. Karışık bir çay. Karışık bir çay. Masamız bu halde şimdi. Hazır hale geldi üst tablası da. Tabii macun falan işleri var ve sabitlenmesi var. Arkada çekmeceleri görüyorsunuzdur. Şuraların çekmecelerini de hallettik. Bu yani. Ne yapacağız? Bunun içine masa örtüsü koyarsak bir tane masa örtüsü var. Aynen. Aslında böyle defter kalemlik bu. Aa, o da olabilir. Çalışma masası gibi olsa bu mesela. Yemek masası. Çalışırız da. Ne olacak ki? Aynen. Çalışma masası olsa tam defter kalem. Şey de koyulabilir ya. Masa örtüsü. Belki mutfaklık bir şeyler koyulabilir böyle. Masada kullanılır bir şeyler falan. Aynen. Yani işte biraz da görüntü olsun diye yaptık o çekmeceleri. Ya benim hep hayatım boyunca çekmeceli bir masam olsun istemişimdir. Evet. Hasibecim'in hayallerini gerçekleştirebiliriz. Ne yapayım yani şimdi? Bunu da yapmasak çok içimde kalacakmış. O zaman Nasibeciğim çaylarımızı içelim. Ben şu masanın tamamlamasını yapmaya çalışayım. Ne kadar yaparsam yapayım artık. Sen de içeride birkaç işin var herhalde. Evet. Onları yapacaksın karavan içinde. Hadi bakalım, görüşürüz. Çay koyayım. I've known since 17 you and me are meant to be and I can't say I understand. I just wanna hold your hand. Don't believe that. Sen çekmece ustası mıydın? Çok güzel oldu ya. Çekmeceleri aç versene, şöyle göster. Ya da büyük çekmece oldu ha. Evet evet. Şöyle. Şu kadar falan çıkar normalde. Evet, ben tam boy yapabildiğim kadar yaptım. Bunları Nasibeciğim kapaklarını hallettik. Önlerine kulpları yapılacak. Üst masası sabitlenecek ve bitiyor. Zımpara yapılacak. Evet, zımpara yapılacak. Yağlanacak ondan sonra tabii. Komple bir kendi yağımızdan da yine yağladık mı? Canavar gibi oldu be. Vallahi helal olsun. Ellerine sağlık. Masayı da yaptık gene. Senin eline sağlık. Çekmece taktın ya. Ben çok daha hiçbir şey demiyorum. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Beğeniyor musunuz? Güzel buluyor mu? Ne diyorsunuz? Masamızı da yaptık be.
Yalnız var ya böyle işçilik 10 numara. Macunladık şimdi böyle beşlerinin falan birleşimlerini, aralarını yaptık. Bu arada şunu da söyleyelim hazır lafı açılmışken buraya gelmişken de. Şu yanlarda böyle hafif bir çıkıntı var farkındaysanız. Biz çünkü ahşap masa kullanmıştık öncesinde. Ahşap bir süre sonra evet, yaşadığı için açıyor, bir şeyler yapıyor. Biz de o ahşaba bir koruyucu bir katman yapacağız. Yani bu genelde masaların üzerlerine serilir bilirsiniz. Plastik gibi böyle bir yumuşak plastik bir şey var. Evet. Onlardan tam o kenarlarını biraz çıkıntılı yaptık ki kaymasın diye. Tam oraya lak diye oturacak. Hem de masamız daha korunaklı olacak ahşabı. Aynen, o kirlendi, işte delindi bir şey oldu. Hani değiştirebilirsin. Hani öyle de temizlemesi de kolay. En kötü onu kaldır. Bu ahşap da kirlenmemiş olacak. Aynen öyle. Böyle bir yol düşündük. Bir şey diyeceğim. Bak 45 keser makinamız olsaydı çok daha çok kolay olacaktı ve çok güzel olacaktı. Bazı yerlerde hatalar var ama bittiğinde onlar gözükmeyecek asla. Çünkü macunlarla temizlemiş aynen olduk aralarında. Hadi gidelim, dondum ya. Vallahi donduk. Hadi iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Miles from the surface and take the back streets on purpose to get lost. Your face, it shines like the city. I never dreamt you'd be with me in my mind, in my mind. Efendim? Benim kucağıma geldi, titriyor ya. Niye? Bilmiyorum, titriyor öyle. Günaydın Nasibeciğim. Günaydın. Şöyle çekmeceler bitti. Üstünü de sabitledik. Oh bitti be. Şimdi yağlamaya geçeceğiz artık. Evet. Bir zımpara sonra. Bir üstünü bir zımpara yapacağız. Şöyle macunlamıştık dün hatırlarsanız köşelerinin birleşimlerini. Şöyle şöyle. Oraları zımparalayacağız. Ben alttan zımparaladım zaten. Çekmecelerimiz de böyle oldu. Ya bu ne kadar güzel bir çekmece ya. Bayağı güzel oldu ya. Ne diyorsunuz dostlar? Beğendiniz mi? Evet, ne diyorsunuz? Ben çok bayıldım ya. Ben de bayıldım vallahi. Ellerimize sağlık Asya'cığım. Hayır, elimize sağlık. Yağlandım artık zaten biliyorsunuz değişimi. Bu cilok, da böyle cilok gibi çıkacak. Çay getirdiğini görüntülüyorum. Çay getirdim evet. Gel acık ısın. Bu arada sen ne kazıdın ya şu fayansları ya. Ve bitmiyor, bitmiyor. Neyse, bitince oraya ne yapacağımızın doğru yolunu bulduk, öğrendik. Sağ İnşallah olsun Batuhan'dan. Evet. Onu yapacağız, uygulayacağız. Bu yanlış bir uygulamaymış. Gel çay içek. Hadi çay içelim. I try to give in to reasons, change every day just like seasons. I feel so blind, like pain was my biggest virtue. Asibeciğim, yağlamaya hazır mıyız? Hazırım. Hadi bakalım nasıl olacak? Ne kadar güzel bu çekmeceler ya. Öküyorum. Dök bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ha bir dakika. Opens me wide. Until there's nothing left to hide. To love like you. Opens me wide. Until there's nothing left to hide. To love like you. Opens me wide. Until there's nothing left to hide. Until there's nothing left. So hot. Ümit'cim, bitti mi? Bitti. Çok güzel. Çekmecelerin içlerinde yaptık. Evet. Böyle iş bu kadar. Çok güzel oldu. Oh. Çok yakıştı. Çok evet güzel oldu. Bir de bunlar var. Yatak odasının komodinleri. Yatak odasının komodinleri.
Dostlar yorulduk. Bir de otobüsü çektik, geriye çektik. Şurada karşıda inşaat yapıldığı için inşaat işleri karavana bayağı sokağın başına neredeyse yani aldık. Yani şu an şu inşaatın... Ya anneannenin evinin önüne geldik gibi. Aynen. Anneannenin evi burası. Yorulduk. Ellerim var ya tutmuyor artık. Bu eller mi Ümit? Asi benim kardeşi geldi az önce. Biz dedik ki masa nasıl dedik. Oha çok güzelmiş falan dedi. Biz yaptık dedik, inanmadı. Altına eğildi falan baktı. He bak marka falan arıyor herhalde. İnanmadı arkadaşlar. Siz inanabiliyor musunuz? İlk defa hayatımda bir masa yaptım. Ve bunu eşim Asi Bey'le yine yaptım. Yine el ele verdik. Ellerim çok siyah. İlk masama göre ben beğendim. Bayağı ben de çok oldu. Beğendim ya. Bundan sonra masa yaparız ve bunu da ilk masamız diye sergiler miyiz? Sergileriz. Sergileriz. Hasibeciğim sergileriz. Hadi iyi çok akşamlar. Çok sıkılamayacağım. Çok yoruldum. Arkadaşlar halayımı daha sonra bırakıyorum. O zaman görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Komedin mi Çinçen? Ama bayağı yer var aslında. Şuna bak. Bayağı bir şeyler olur yani. Güzel. Güzel oldu, güzel. Baba ne haber? İyidir, çalışıyoruz. Bunu takacağız ha artık. Takarız inşallah. Buraları deldik. Fayans parça diye bir şey var. Onu aldık, onunla deldik. Musluğumuz da bu. Niye iki delik var derseniz. Bir tane de böyle fiskiyeli bir şey var. Fıs fıs basıp böyle lavabo büyük ya, onun içini yıkarız diye aldık. Direkt takıyoruz mu abi? Direkt takılacak. Aşağıdan da montajını yapacağız. Montajını yapacağız. Musluğumuz takıldı. Giderlerimiz bağlandı. Öyle, nasıl? Gayet de güzel. Şöyle de lavabo içleri. Bir de şimdi fiskiyesi var. Evet. O fiskiyeyi de taktık mı onda da böyle elmalarımızı falan yıkarız. Aslında bizim bahçelerden topladığımız şeyleri şöyle yıkarız. Şöyle duracak. Evet, orada öyle duracak o da. Alacağız öyle. Şimdi bunun üstüne de taş verniğimizi atacağız. Sasmi'cim evet. Artık şunu da taktık mı bu senin ellerinden öper. Biz yukarı babanla artık yarın tabii çıkarız tuvalete. İyice bir kurusun bakalım da. Evet. Yani kurumuş gibi ama biraz... Yarın artık. Yok yapışıyor. Hala bir yapışıyor. Bir gün daha dursa daha da iyi olacak. Tamam ben sobayı bayağı yaktım. Herhalde onun sıcağını şey yapmıştır biraz kuruma etkisi göstermiştir yani. Bu kapanmış. Güzel oldu be. Güzel. Vallahi güzel oldu. Soğuk değil mi? Sobanın başından ayrılmıyorsun hiç. Evet, burayı bayağı ısıtıyor ya. Yani böyle mayıştıracak kadar. Evet, çok güzel yakıyor ya burayı. Şu Asibe bu dolabın içini boyadı tekrar. Rütuşlarını yaptı. Üst katta bile. Şuralarda falan rütuşluk yerler vardı. Bu çok güzel oldu. Bunun önüne böyle toynakları yaptık mı? Evet, oraya da bir şeyler geliyor. Gibi. Bunun ortasına da yine böyle küçük toynaklardan şeyler yapacağız. Şu siyah buraya taşınacak. Şunun kapağı olacak. Yani şunun gibi. Evet. Ortaya da açık raflı gibi bir görünüm evet. Gelmiş oluyor. Çok başarılı. O zaman Hasibeciğim iyi akşamlar. Yarın görüşürüz. Ben burada uyuyorum. Hadi görüşürüz. Hasibeciğim geçen en son akşam bırakmıştık. Ertesi gün de çalıştık. Neler aynen. Yaptık? Hadi bakalım bir gösterelim. Aç bakalım. Böyle bir uzatma yapacağız demiştik. Ya tezgahımız küçük ya. Biraz daha alanımız olsun dedik. İttir bakalım. Bunun da önünü sadece yağlanması ve tezgahın da tabii yağlanması lazım. Evet. Alt dolaba geçelim. Bunun bu basçekleri takılmamıştı. Onları taktık. Aç kapağını da görelim bakalım. Asibeciğim ne varmış içeride. Evet gördüğünüz üzere hiçbir şey yok. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi yerine geldi. Burada gördüğünüz üzere lavabomuzun içleri yerleşti. Tamamen her şeyini taktık lavabolara. Evet. Musluk takıldı. Diğer musluk takılıyor. Onun şurası kurumasını bekliyoruz. O kurusun. Yani burada... şu şöyle duracak ya tezgahın evet. Üstünde. Onun bunu tutması için bir aparatı yoktu. Onu biz yapıyoruz böyle. Evet. Onu da aradan çıkartmış oluyoruz. O da takıldı mı yan yana bunlar sarı sarı duracaklar böyle. Evet. Bunun alt kapağını açarsan nasıl bir şey? Alttaki bağlantıları yapıldı. Ay. Bezleri de buraya atmışız ama öyle çıkışlar bağlandı. Bu da tamam. Giderlerimiz, gelirlerimiz hepsi bağlandı. Arkadaki dolapların basçekleri yapılıyor.
bunlar daha babam yapım aşamasında. Ha şey karşılığını evet. Takmamış daha. Evet. Onlar takılacak. Ondan sonra orası da tamam olacak. Buzdolabımız yerine geldi. Şimdi bu karavan tipi bir buzdolabı. Şöyle gösterelim. Üst katında normal buzdolabı kısmı var. Alt katında da buzluk var. Biz bunun böyle olduğunu bilmiyorduk. Meğer ankastreymiş. Şöyle. Bunun, evet. Ortalarına aynen şöyle ağaç görüntüsü gelecek. Aslında güzel bir yandan. Yani şu kısmı biz bir kontrayla ve ağaç kaplamayla değil mi? Evet. Çözeceğiz inşallah. Bu kapağın yönü değişecek. Öbür tarafı da açılacak. Çıkacak, aynen. Sonrasında da bunun üstünde bir yer çıktı. Bir mikrodalga mı sığdırırız? Ne yaparız? Oraya bir dolap mı yaparız? Artık bilmiyorum. Onun yanı ve sığmaz gibi. Sığmaz mı? Bir karışlık yani. Yanında da bir boşluk var. Burada böyle bir şey gelsin. Bunun içinde bir sürü saklama alanı olabilir. Onu da zaten karavan turunda göreceksiniz. Aynen. Evet sevgili dostlar. Son yapım videomuzdan artık son günlerde de yetiştirdiğimizi yetiştirdik. Kalan iş ne derseniz aslında bir buzdolabının orada biraz bir işler var. Biraz da şu ön kokpitte işler var. Ama bunlar muhtemelen bizim 1-2 haftada çözeceğimiz işler. Sonrasında da tekstil ürünlerini yerleştirip Hasibe de çünkü artık yavaş yavaş evde tekstil kısmına da başladı. Aynen öyle. Hem kış bahçesini tamamlıyorum hem şu koltuk kılıflarını falan dikip daha sonrasında yerleşip yola çıkacaktık ki maalesef yola çıkamıyoruz. Bir anda geldik buradayız. Ya orada kafamı zaten ayarlayamamışım. Görmüşsünüzdür. Kadrajı ayarlayamamışız. Bir de iyice yaklaştık. Bir süre sonra Ümit çıkıyor. Benim kafa burası. Anlatıyorum ama ağzım var sadece. Dedik bari yeniden sonunu çekelim. Evde çekelim dedik. O yüzden eve geldik. Ne oldu arkadaşlar? Ondan bahsedelim. Biz hazır Eskişehir'den yola çıkmadan önce rutin kontrollerimizi de yaptıralım dedik. Benim hatırlarsanız bir dönem kalp krizi geçirdiğim gibi bir hissiyatım vardı ya. Şikayetlerim böyle devam edince dedim bir hastaneye gidelim. Kardiyoloji bölümüne gösterelim dedik. Gittik. EKG'yi çektiler. Kanı verdik falan. EKG sonuçlarına baktı. Bir de ultrasonuna da bakmıştı doktor. Dedi ki bir şey gözükmüyor kalbinizde, ritminde vesaire. Bir kan sonuçlarına bakalım dedi. Kan sonuçlarını biz aldık. Hasibe'nin babası doktor olduğu için ona da bir danışalım. Kanları falan şöyle bir baktık değerleri. Ayrıcık aramızda. Her şey iyi. Her şey iyi değil. Yani bir şey Ümit'in karaciğer... ALT, AST miydi? Onlar çok yüksek çıktı yani değerleri. Bir tanesi değerleri. Çok yüksek çıkmış. Yani bir fazla... de kolesterolün biraz varmış. Evet. O yüzden onun için dahiliyeye tekrar Ümit gidecek galiba. Zaten sonuçları doktora da göstermedim. Belki kalple alakalı da bir şey olabilir. Bilmiyorum. Gideceğiz. Bakacağız artık. Ama bir kalp krizi vesaire gözükmüyordu. Çok şükür. Neyse. Benimkisi önemli değil. Çok gidip göstereceğiz artık. Bakacağız. Bir de tabii Hasibe de kontrole gitti. Hasibe'nin de ufak bir operasyon gerekiyormuş. Doktoru öyle söyledi. Ameliyat olacak kendisi. Evet. Çok ağır bir ameliyat olmasa da yok, ama... Çok kolay bir ameliyat ama... Sonrası zormuş. Yani sonrasında bir 45 gün, belki 50 gün, 2 aya yakın zaman... İstirahat böyle bir iyileşme dönemi gerekiyor. Evet. Yatması gerekiyormuş. Bu tabii bizim bütün planlarımızı değiştirdi. Yola çıkamadık. Hayırlısı dedik. Vardır bir hayır. Aynen ne kadar öyle. Uğraşsan da işte yetiştirelim bir an önce yola çıkalım desen de işte bir şey çıkabiliyor ve bunun da biz kötü olarak görmüyoruz. Hayra yoruyoruz. Vardır bir hayır diyerek Hasibeciğimi ocağın sonuna doğru ameliyata doğru uğurlayacağız. Ya ameliyat sorun değil. İçim açılacak. Hoş olur bence diye düşünüyorum ama şey anestezi biraz beni korkutuyor. Ben anksiyetesi olan bir insanım. Korkma beni canım, biraz şey geriyor. Dualarınızı eksik etmezseniz çok mutlu oluruz. Ben zaten Instagram'dan paylaşıyor olacağım merak edenler için. En azından inşallah başarıyla ameliyatı tamamlanır ve çıktığında da ben paylaşmış olurum Instagram'da. Bu süreci yaşayacağız arkadaşlar. Bu süreçte de ne kadar sürecek bilmiyoruz. Tahminlerimize göre herhalde biz Mart başlarında falan çıksak çekimi falan filan biz Mart'ın sonunu bulacak gibi gözüküyoruz. Evet. Hayırlısı. Valla ne diyelim yani. Bir yani iki zaten, ay geçtiğin evet. Önemli değil. Önemli olan senin sağlığına kavuşman. Önemli olan bundan sonrası hayatını daha rahat yaşaman. Yani... Gerisi önemli değil yani. Açıkçası çıkarız. Yola da çıkarız ama bir öyle böyle bitti işte. Evet canım yani böyle de bir süreç. Tam aslında zamanı yolda olsaydık belki çok daha zor olacaktı. Tabii tabii. Nerede yani... olacağız? Issız bir yerlerde mi olacağız bilmediğim için. Çok güzel bir zamanlama aslında. Tam karavanımız da bitmiş. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. O yüzden videoyu paylaştığımızda hep beraber görüşeceğiz. Zaten biz size önceden haber veririz. Yani şu gün karavan turu videosunu paylaşacağız diye. Biraz daha özleşeceğiz. Karavan turunu görmek için biraz daha bekleyeceğiz maalesef. Bu zamana kadar bizi yalnız bırakmadınız. Karavan yapım sürecinde hep beraber yaptık gibi oldu. Uf evet ya bu aslında duygusal değil mi? Evet. Yani çünkü biz 1,5 yıldır resmen birlikte bir karavan yaptık ve bu onun son videosu. İyi de çıktığımızı düşünüyorum. Tabii baştan bir gaza geldik dedik ki 3-5 aya bitiririz falan dedik ama öyle olmuyor. Gerçekçi değilmiş. Ya en azından biz otobüsün dışının söküleceğini falan tahmin etmediğimiz için biraz daha kolay biter diye düşündük ama 1,5 seneye gelecek Şubat ayında ama bunun tabii sanayisi var.
var. Eskişehir'e geldiğimizde de Bursa'da da fabrikaya girmiştik güler yüze. Bu süreçleri çıkarsak aslında bir yılda falan tamamladık. Yani biz son Eskişehir'de de biraz yattık Hasibeciğim. Onları da saymazsak bence bir yıl gibi bir sürede böyle bir aracı baştan sona kadar yapmak hiç planlarımızda yokken ama yaptığımızda da içimize sinmiş bir araç olarak da evet. Bizi hoşumuza da gitti bu durumda. Sonuçta çünkü hani aman şu mu olacak bu mu olacak kafamızda öyle bir sorun olmamış oluyor. Altını, üstünü, her yerini biliyoruz arabanın. Aynen öyle. Yani bu süreçte de tabii hep bizim yanımızda oldunuz. Yorumlarınızla, mesajlarınızla, beğenmelerinizle 6 yıldır birlikteyiz. İlk defa bu kadar bir süre paylaşımı olmayacak. Zaten 3-4 haftadır video paylaşmamıştık toplansın diye. Şimdi belki yaklaşık 2 ay belki video paylaşamayacağız sizlerle. Tek başıma paylaşmak da istemem. Hasibe yoksa ben yokum. Ben yoksam Alaska yok. Zaten o zaman YouTube'da yok. Video paylaşmak manasız olur. Bu süreçte kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ne diyelim? Hayırlısı diyelim. Görüşürüz gibi, inşallah. Dualarınızı bizden eksik etmeyin yeter. Hasibeciğime dualarınızı eksik etmeyin yeter. Moral yorumlarınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki bölüme görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Someday you might make big mistakes. Someday you might break hearts. Someday you might just fall in love. You might even drive a car. In the between and all the change, I'll be by your side. I'll love you 'cause you're a piece of my heart. Whatever you do, wherever you are, no matter the time, the place, near or far, in all the good and all that's hard, I love you 'cause you're a piece of my heart.